rekor gelişim müşterimiz Ahmet Ergin. Burası Macar, Gazipaşa'da Macar Köyü denen bir bölgedeyiz. Burada bu sene baharda, ilkbaharda dikilen avokado ağaçlarımız var. Tabii bu Ahmet Bey'in burada zeytinliği de var. Zeytinliğin bir kenarına diktiler. Daha sonrasında zeytinleri avokadoyla, avokadoları dikip zeytinleri taşıyacaklar. Aynen. Ahmet Bey neler oldu? Avokadoda bunları ne zaman diktik? Baharın ektiğimiz yabani çeşitler. Şöyle gösterelim. Yabani çeşitler. Yaklaşık 50-60 santim civarındaki o yabaniler işte 2-3 aylık süre içerisinde rekor gelişimin farkıyla 2019'un ilk baharda dikildi. Rekor gelişimin farkıyla birlikte bugünkü halini aldı. Şöyle bakalım ekrana. Her günde değişikliğini görebiliyoruz. Belirli bir şey var mı? Bunların tohumları herhalde farklı farklı. Evet. Çeşitli. Bunlar aşı yapılacak. Evet. Şimdi Eylül sonuna doğru şöyle aşılanacak. Koruma amaçlı yanmaya karşı bir de tedbir almışsınız. Evet. Böyle bir file ve diplerine bir çalı maaşlama yapmışsınız. Şöyle göstererek gidelim yavaş yavaş. Şunları da tek tek gösterelim. Yani şu sürgünün tazeliği şu şekilde gidiyor. Onu da gösterelim. Kaç tane dikim yaptınız bu sene? 30 civarında fidan ekimi yapıldı. 30 civarında fidan ektiniz. Tabii bunlar 3-5 yapraklıyken dedim ya rekor gelişimin farkıyla da bugünkü siz hali zaten aldım. Daha önce zeytinlerde kullanmıştınız. Aynen. Ama zeytinle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Burada yol çalışması olmuş. Yolun tozundan dolayı acayip bir şekilde toz hiçbir şey yapılamıyor. Bütün ağaçların üzerine gelmiş. Şöyle gidelim. Aynen. Hiçbir gelin. Şey yapılamıyor. Bu ağaçta mı? Bu ağaçta mı baharda dikildi? Hepsi aynı. Yani, yaklaşık 2,5 metreye ulaştı. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynen. Şöyle yaprakların güzelliği, renk anlamında bu şekilde kalınlaşması, gövde. Şu gövdeyi de gösterelim. Bu şekilde. Dışarıdaki bunlar, ağaçlarda gövdelerde yanmalar falan oluyor ama bizim gerek otlarla gölgelememiz, gerek tülle gölgelememizden dolayıdır ki yeşilliğini muhafaza. Şunlara da gidelim. Şunlara da gidelim. Tüm ağaçlarda aynı canlılıklar, bak buraya bakalım, aynı parlaklık, aynı canlılıklar. Yaz boyunca da sürgün devam etti, hala da devam ediyor. Şimdi burada rekor gelişim dikerken, bu fidanları dikerken kullandık, doğru mu? Evet. Ne kadar uygulama yaptık, nasıl yaptık? Uygulamayı gösterir misiniz? Uygulamayla ilgili başka üreticiler iz düşümüne gelecek şekilde 100-150 gram uygulama yaparken yaklaşık 1 metrekareye. Evet. Ben 5-6 metrekareye gelecek şekilde geniş bir uygulama yaptım tamam. ki. Ama normalde uygulamayı kapakları, şöyle gösterelim. Şu ağacın fidanın sıfırından. Ağacın fidanın, kök boğazından itibaren. Şuradan şöyle yakın gösterelim. Evet. Şuraya kadar en az bir 50-60 santim. Yok. Yeni dikilen fidanlarda. Yeni diken. Ben 2 metreye yakın iz düşümü geniş tuttum tamam. ki ağaçların gelişmesini de şuradan şuraya kadar şöyle atmamız yeterli ilk yıl için. Siz daha geniş tutmakla geniş. Fayda veriyorsunuz. Böyle gelin. Böyle gelin yanıma. Şimdi aşağı taraflarda da oradaki zeytinlerden dolayı daha önceki rekor gelişim uygulamasından kaynaklı o fidanların daha gelişkin olduğunu şimdi inince göreceğiz. Öyle gidelim devam yavaş edelim. Yavaş. Hızlıca geçelim. Şöyle. Şu aşağıya mı? Bir konuyu daha dikkate etmek istiyorum. Dibine sermiş olduğum bu otlar avokadonun devamlı dibinin nemli olmasını sağladı. Ve şu anda bak yeni sulamış gibi toprak nemli. Buna sadece ot değil rekor gelişimin vermiş olduğu katkıyla bu halde olduğunu düşünüyorum. Ve bu canlılık. Da, bu da bir tedbir yani. Bu da bir çeşit tedbir oldu. Hem güneş yanıklığını hem de hızlıca inelim hemen. Nemi şuradan inelim. Korumasıyla alakalı. Şöyle mi inelim? Şöyle. Şöyle gelelim. Şu ağaç geçen sene kışın tohumunu koydum. Evet. Baharın ekim yaptığında işte 2 karış civarındaydı. Şu anda 2 metreyi geçmiş. 2,5 metreyi geçik. 2,5 metreye yakın. Evet, 2,5 metreyi geçik. Ve ben bunları şimdi Eylül ayı sonunda göz aşısıyla bahara hazırlayacağım. Bu da aynı. Yine tohum olarak koyduğum bir fidan bu da. Özellikle gövdeye dikkat edersek hem güneş yanıklığı yok. Doku daha güzel. Evet.
Ayrıca sürgünlerle alakalı da yaprak canlılığı gelişme ya. Aynen öyle. Ha şunu belirtmeden geçmeyelim ki bu bölgede yolun tozu nedeniyle ne ilaç etme şansımız var. Evet. Ne de ağaçları daha güzel görme şansımız var. Yapraklar üzerindeki ilaç edilmiş gibi görünen yolun toz. Tozu. Evet. Şunu da gösterelim şöyle aşağıda. Görülüyor. Zeytinler içerisindeki rekor gelişim uygulaması birkaç yıldır devam ettiği için evet. Buradaki ağaçlardaki canlılık, parlaklık ve gelişme devirme yapılan ham topraktakine nazaran daha farklı. Daha iyi, daha evet, canlı. Aynen öyle. Canlılığını ben resimleri paylaştığımda diyorlar şimdi ki şimdi avokado malum katma değeri yüksek bir ürün, meyve. Evet. Evet. Tropikal aslında. Evet. Bu bölgede de yoğun artık üretimi yapılıyor. Bahçeler kuruluyor çok yoğun şekilde. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Şöyle kameraya bakalım. Evet. Avokado üreticilerine. Muhakkak avokado değil. Tüm üreticilerin kullanmasını zaten öneriyorum. Elimden geldikçe de eşe, dosta, tanıdık tanımadık herkese kullanmalarıyla ilgili. Avokadonun gevşek, nemli ve tavlı bir toprak yapısı istediği sonucu var. Aynen. Su geçirgen olacak. Az su, çok sık. Az sulama gerekiyor. Çok sulamanın yaptığı nedir? Toprakta kitlenme sebebiyet, kök boğaz çürüklüğü evet. nedeniyle hasara sebebiyet veriyor. Aşağıdaki temele geçelim. Şurayı gösterelim. Edelim. Şöyle buradan şöyle yapalım. Şurada şey yapalım. Diyomuzu tamamlayalım. Tamam. Buradan gösterelim ağaçları. Şu aşağıdaki dikliklerimizi. Burada siz burada ağaçlar büyüdükçe revizyon yapacaksınız. Evet. Şöyle zeytini de gösterelim. Zeytinin tutumunu da görsün üreticiler aynı zamanda. Şurada da ağacımız var bir tane. Aynı şekilde gidiyor. Biz teşekkür ederiz size. Tüm avokado üreticileri ederim. İzleyecekler. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Gazi Paşa, Macar. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Dedim ya eşe, dosta, tanıdık, tanımadık herkese bulunduğum tavsiyeler sadece avokado ya da zeytin için değil, tarım sektöründe mücadele eden herkes için geçerli. Her bitkiye kullanabilirler. İstedikleri her dönemde, yılın her mevsiminde, her ayında kullanma bir avantaj olduğu için çekinmeden gönül rahatlığıyla bu ürünü kullansınlar diyorum. Teşekkür ederiz.